Bir tutam kumun sizin için değeri ne kadardır? Peki içinde altın veya platin elementleri olmayan sade ay tozuna ne dersiniz? Kısa bir süre önce yapılan bir müzayedede bir tutam gerçek ay tozu $500,000 alıcı buldu. Ancak azıcık miktardaki bu tozun değeri aslında tarihsel önemine göre belirlenmişti. Bu bir tutam yapış yapış ay tozu 1969 yılında Apollo 11 görevinde Neil Armstrong tarafından alınmıştı. Bu insanlık tarihi için devasa öneme sahip bir parçaydı ve insan neslinin kimsenin daha önce ulaşamadığı bir yer olan Ay'a ilk indiği tarihin somut bir hatırlatıcısıydı. Ay'a ait bir şey satmak, Güneş sisteminin içinde hak iddia edilmemesi gereken kısımlarındaki kaynaklara sahip olmanın, bunları kullanmanın ve satmanın yasal olup olmadığı konusunda yepyeni bir tartışma başlatıyor. Şu anda dünya 1967 yılındaki Dış Uzay Antlaşması'na göre modern uzay hukukunu esas almaktadır. Çok uzun zaman önce oluşturulan bu antlaşma, kaynak anlamında dış dünyalardaki maddelerin kullanımını öngörmemişti. Bu antlaşma, birinin yeni dünyalar üzerinde hak iddia etmesini engellese de henüz sahiplenilmemiş bu bölgelerin potansiyel değeri paha biçilmez. Üstünde üslerin ve muhtemelen şehirlerin yapılacağı ay, yalnızca gelecekte dış uzaya yapılacak keşifler için bir basamak taşı değildir. Bu amaç için insanların yeni dünyalara açılacak gemilere gereken desteği vermek için burada nakliye ambarları ve fabrikalar yapılıp geliştirmesi gerekecektir. Bu projenin tabii iyi bir finansmana ihtiyacı olacaktır. Maden çıkarma istasyonları muhtemel bir ay şehrinin ekonomisini oluşturacaktır. Bunun yanında aya gidiş geliş için ulaşım altyapısı geliştirilecektir. Bütün bunlar insan neslinin aya ilk ayak bastığı zamanı hatırlatan şeyden çok daha pahalıya mal olacaktır. Peki ay tozu dışında ayda başka neler değerli olabilir? Ayın yeraltı kaynakları değerlidir. Kesin meblağı bilmiyoruz ancak bunun geçmişte düşünülenden daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın bu doğal uydusunda demir, nikel, kobalt ve daha pek çok maddeden bolca bulunduğuna inanılıyor. Bu mineraller ayda kurulacak bir şehrin inşaatında kullanılması potansiyelini taşıyor. Tıpkı insanlık tarihinde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında kurulan şehirler aslında çevrelerinde bolca miktarda bulunan kaynakların bir yansımasıdır ve aydaki şehir de aynı bu şekilde kurulacaktır. Burası metalden yapılmış duvarları, demir tozu ve ay kumuyla birleştirilmiş betonu, sınırsız kumlardan yapılmış büyük pencereleri olan gri bir şehir olacaktır. Ayda ayrıca güneş panellerinin üretiminde önemli bir bileşen olan silikondan bolca bulunmaktadır. Bunun yanında ayda titanyum oksit, demir ve alüminyum gibi diğer bileşenlerle birlikte silikon bazlı güneş pilleri imal etmek için kullanılacak kalsiyum mevcuttur. Ayın yüzeyinin altında uzun süredir uykuda olan magma okyanusundaysa magnezyum bulunmaktadır. Özellikle alt kabukta öne çıkan bu mineral birçok amaç için ama özellikle muhtemel uzay yolculuklarında kullanılacak alaşımlar için yararlıdır. Çelik üretimi, yapılacak mega fabrikaları desteklemek ve inşa edilecek binlerce gemi için çok önemli olan birçok karbon kaynağına ihtiyaç duyacaktır. Elektrikle ilgili her şeyde çok sayıda nadir element kullanılmaktadır. Bu yüzden özellikle elektrikli araçlarda ve rüzgar türbinlerinde teknoloji ilerledikçe bu maddelerin değeri daha da artmaya devam edecektir. Bu nadir elementlerden gezegenimizde bolca bulunmasına rağmen bunları belirli bölgelerde yoğunlukla bulmak mümkün değildir. Dünyanın her tarafına ince katmanlar halinde yayıldıklarından bu maddeleri bulmak ve çıkarmak çok maliyetli olsa da onlara her yıl giderek daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Halbuki ayda önemli bir alternatif kaynak oluşturacak bu maddeleri tespit edip çıkarma süreci çok daha kolaydır. Kolonileşmeyi ve çiftçiliği destekleyecek azot ve karbon ayın yalnızca yaşanabilir olmasını sağlamakla kalmayacaktır. Bu maddeler aynı zamanda ayda sürekli bir gıda kaynağının oluşturulması için de önemli elementlerdendir. Bu elementleri ayın dış kabuğundan elde edebileceğimizden ayda izole biyosferler içinde çiftçilik yapmak mümkün olur. Metal madenciliği zorlu bir süreçtir. Ancak elde edilecek sonuç yalnızca çıkarılacak madenlerin kendi değeri için değil, aynı zamanda bunları çıkarma işleminde elde edebileceğiniz diğer değerli yan ürünler sebebiyle önemlidir. Aydaki şehrin içinde solunabilir hava için oksijen ve bitkiler, içme suyu sağlamak için de hidrojen kullanılabilir. Değerli kaynaklar sadece ayın yüzeyinden elde edilmeyecektir. Güneş enerjisinin de potansiyeli o kadar büyüktür ki bu enerji aydaki şehre güç sağlamak için güneş ışını dalgalarının hasat edilmesini sağlayacaktır.
Ayın atmosferinin yoğun olmaması ve hava durumunun dengeli olması dünyada bulunan bazı büyük engelleri ortadan kaldırmaktadır. Ayda yaratılan enerji aydaki tüm gereksinimler için yeterli olabilir ve kısa vadede dünyadaki enerji sorununun çoğunun çözülmesini de sağlayabilir. Kaynakların yüzeye çıkarılması ve üretim gereksinimleri zaman ilerledikçe önemli bir hal alacaktır. Aydaki şehir büyüyecek ve insanların uzaya erişimi daha artacaktır. Bu ise giderek daha fazla enerjiye gereksinim yaratacaktır. Aydaki fabrikaların üretimi ve üretilen ürünler o kadar ayrıntılı hale gelecektir ki yedek alternatif kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır. Atom gücüyle elde edilen füzyon, herhangi bir tehlikeli yan ürün içermeyen önemli bir enerji kaynağı olacaktır. Bu, günümüzde uranyum kullanan teknolojilerden daha güvenli olacaktır. Bu tür bir füzyonu beslemek, ayda bulunan tüm kaynakların en değerlisi olan helyum-3'ü gerektirecektir. Bu madde aslında sadece ayda değil, dünyada da bulunabilir. Ancak gezegenimizin güçlü manyetik alanı nedeniyle dünyadaki miktarı çok sınırlıdır. Manyetik alan, dünyada yaşam için çok önemlidir. Ancak aynı zamanda güneş rüzgarlarının yönünü saptırarak helyum-3'ün üretilmesini zorlaştırır. Ayın manyetik alanı yoktur ve ay milyarlarca yıldır güneş rüzgarlarını emmekte ve bu süreçte sürekli olarak sonsuz bir helyum-3 kaynağı oluşturmaktadır. Ay bu rüzgarları regolit olarak da bilinen en üst katı madde katmanına emer. Regolit katmanı ayın her yerine dağılmıştır ve bu helyum-3'ün çıkarılmasını daha da değerli bir eylem haline getirir. Aydaki madencilik süreçteki diğer tüm değerli minerallerin çıkarılmasını da içerecektir. Bu sayede bir ay taşıyla iki ay kuşu vurulacaktır. Helyum-3'ün değeri o kadar önemlidir ki birçok ülke ve şirket ayda kendine bir yer edinmeye çalışacaktır. Bu maddenin tek başına değeri trilyonlarca dolarla ölçülebilir. Bazı insanlar helyum-3'ün insan nesline sunacağı fırsatların ölçülemez oranda olduğuna inanıyor. Aydaki şehirde milyonlarca iş alanı sağlayacak sınırsız bir enerji olacaktır. Bu enerji aynı zamanda dünyanın ihtiyaçlarını da destekleyecektir. Yalnızca 25 ton helyum-3 Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir. Bu kaynak tüm dünyaya binlerce yıl yetecek enerji potansiyeline ve aynı zamanda insanların daha fazla uzaya yönelmesi için gerekli enerjiye sahip olacaktır. Aynı kaynak, dünyanın çevresinde uzayda limanların inşa edilmesini ve dünyanın yörüngesine daha verimli yolculuklar yapılmasını sağlayacaktır. İnsanlar bu limanlardan mekiklere binerek güneş sistemindeki başka yerlere transfer edilecektir. Bu sayede uzaydaki uçuş mesafeleri önemli ölçüde azalacak ve Mars'a daha sık uçulacaktır. Ve Mars'ın yörüngesinde yeni kolonilerin yüzeyinde yaşamasını destekleyen başka limanlar kurulacaktır. Sonsuz enerji desteği sayesinde kızıl toprağında yatan daha değerli kaynaklar için kızıl gezegene madencilik kolonileri yayılacaktır. Güneş sistemindeki bu yeni kolonileşme çağı, geliştirilen farklı ve ileri nesil gemilerle birlikte ilerlemeye devam ederken bu bir domino etkisi yaratacaktır. Helyum-3, uzay gemilerinin teknolojisini ilerletmeye devam edeceğinden uzayda seyahat giderek daha verimli hale gelecektir. Jüpiter ve Satürn'ün uyduları olan Europa veya Enceladus'ta potansiyel yaşanabilirlik araştırmalarından tutun, ulaşılan her yerde değerli kaynakları çıkarma geleneğini sürdürmeye kadar her amaca yönelik ileri üsler oluşturulacaktır. Ayda yeni dünyaları yaşanabilir yerler haline getirmek için gereken enerjiyi sağlamanın yöntemleri araştırılmaya devam edecektir. Bu, Mars'ın havasını ılıman hale getirip yapay bir manyetik alana güç sağlanmasına yardımcı olacaktır. Ay ayrıca Venüs'ün atmosferini soğutabilecek büyük bir yansıtıcının yapılmasını da sağlayacaktır. Bunların hepsi aydan gelen bu ilk enerji kaynağı sayesinde gelecek nesiller için daha yaşanabilir yerler yaratmanın temelini oluşturacaktır. Aydaki kaynakların hasadının değerli olduğunu bilseniz bile ayın kendisine genel olarak bir fiyat biçmek zordur. Yani aslında ay tozunun gerçek değeri parasal olarak değil, İnsanların ilerlemeye devam ederken yaratabileceklerini etkileme potansiyeli sayesinde belirlenebilir.